bu cümleyi kurmak hep zor. İnsanlık dışı saldırı diyeceğiz başkentte. Saldırgan eski sevgilisini takıntı haline getiren genç bir adam. Sevdiği kadını öldürmedi ama ölmekten beter hale getirdi. Önce evini bastı, darp etti, ölüm tehditleri savurdu. Sonrası çok daha korkunç. Genç kadının çocuğu gibi sevdiği köpeğini balkondan attı, öldürdü. Benim oğlum zararlı attı. Köpeği tuttu, tuttuğu gibi de bizim bahçe attı. Eşim attı attı dedi, köpeği attı dedi. Allah'ım dedi, çocuk mu artık, köpek mi? Çıkaramadım adamı. Ben seni nasıl toprağa göreceğim başkanım? Cani adam şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini balkondan aşağı işte böyle attı. Ya şikayetini alırsın, ya seni burada öldürürüm, ya da en sevdiklerine zarar veririm diye tehdit ettim. Ankara Keçiören'deki evinde 4 köpeğiyle birlikte yaşıyordu Kader Topçu. Sevgilisiyle kavga etti, yollarını ayırdı. Ama takıntılı sevgili onun peşini bırakmadı. Ben hep uzaklaşmak istedikçe hep benim arkamdan koştu. Ruh sağlığı normal değil, takıntılı bir insan. Kader Topçu eski sevgilisi Selman Taşdelen'den gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet nedeniyle polise şikayette bulunmuştu. Selman Taşdelen şikayetini geri çekmesi için Kader Topçu'nun evine geldi. Şikayetini geri alacak mısın dedi. Ben de hiçbir şekilde dedim, bu kaçıncı dedim, almayacağım. Tam lavabonun orada bana yumruk attı. Tam kafamın burasına, ben yere düştüm. Öfkeden gözü dönmüş adam talihsiz kadına saldırdı. Eve gelen Selman Taşdelen Kader Topçu'yu önce darp etti, kapıları tekmeledi, camları kırdı. Ardından evde bulunan diğer eşyalara zarar vermeye başladı. Yetmedi, evdeki 4 köpekten birini 5. katta bulunan balkondan aşağı attı. Paşa'ya tekme attıktan sonra aldığı gibi buradan balkondan aşağı fırlattı. Ama ben o şok haliyle hiçbir şey yapamadım. Yapamadım, saniye. Sadece saniyeler içerisinde oldu. Birden bir bağırış geldi. Köpeği aşağı fırlattığını gördük. Üzüldük yani, annem bayağı etkilendi, bayağı bayıldı falan. Nasıl bir canilik bu, inanın bilmiyorum. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Cani sevgili her yerde aranıyor. Taşınmayı düşünüyorum. Ama taşınırsam tabii ki bu benim bir şekilde gene bulacak. Allah'ından bulsun, ben hiçbir şey demiyorum.